Aferin evlat. Ne oldu lan, korktun mu? Sen karanlıktan da korkuyor musun lan? Ne alaka? Dünyanı karartacağım da. Nasıl? Karardı mı koçum dünya? Şimdi de yıldızları saydıracağım sana. Öldü mü lan bunlar? Bayılmışlar be. Nerede lan? Depoda. Depo nerede? Aşağıda. Boya makinesinin olduğu yerde. Bunlar size emanet la. Çelen. Çek. Çek. La odun mu tuturma? Eşkıya mısınız lan siz ha? Eşkıya mısınız? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bilmiyor musunuz siz be? Niye uyuyoruz siz bu çomarlara? Niye uyuyoruz lan? Siz ha? Lan. Bunlar öldüyse yandık biz var ya, yandık yemin ederim. Cam var, şurada cam var. Aç orayı aç. Nereye kaçacağınızı sanıyorsunuz? Çık, çık çabuk. Abla, abla sen de gel. Sen de gel. Çık mı? Çık, geleceğim ben. Sen de kimsin lan? Ne işin var burada? Çık lan. Oradan nereye kaçacağını sanıyorsun? Yaklaşma! Esin! Esin ses ver! Yaklaşma! Ne yapacaksın? O elindekiyle beni mi öldüreceksin ha? Yaparsın. Oğlum bana bak. Ya şimdi efendi gibi bu kapıyı açarsın ya da ben kırar girerim içeri ha. Dur. Kaçamaz. İyi misin ama? İyiyim, iyiyim. Sen şimdi git kapının önünde bekle. Ben biraz şununla oyalanayım, geliyorum. Koş. Gel lan buraya. Oğlum bana bak. Endoplazmik retikulumun hücrede ne iş yaptığını kimse bilmek zorunda değil. Ama asgari biyoloji bilgisi sokakta bile lazım olur. Anladın mı lan? Ne diyorsun ya? Bak lan. Oğlum bir kadına, hele hele hamile bir kadına vuranın sağlığını bozarım. Kalk lan. Çabuk çabuk. İn hemen in. Hemen. Sen de in. Hadi çabuk. Hah hadi çabuk. Hah hazır. Hadi hadi. Hadi.
Ver. Tamam, vurma vurma. Vurma abi. Yemin ederim bir dakika kadının elini sürmem. Ha şöyle, akıllı ol. Ha bu arada. Bunun biyolojiyle falan hiç alakası yok koçum. Bu tamamen fizik. Benim kendi deşarjımla alakalı bir durum. Kalk! Kalk lan! Kalk! Kalk lan! Kalk! Kalk! Senin böyle hamile haline ta buralara kadar gelip çalışman hiç adil değil. Senin evinde güvenli ve rahat bir ortamda geçirmen gerekirdi hamileliğini. Aslında ben halımdan şikayetçi değildim. Sabahtan çok yaşlı davrandılar. Yardım ettiler bana. Belli ki zora düşüptüler, hoşlanıptılar. Pis adamlardan para alıptılar. Ve beni de gördülerse onlara akıl vermiş olabilir. Ne olursa olsun bunun bir açıklaması olamaz. Yani kimse birinin bebeğini zorla alıp başka birine satamaz. Allah ne muradınız varsa versin. Ben sizi ömrüm boyunca unutamam. Sağ olun. Sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Şunu da vereyim ben. Nedir bu? Ya yok, biz esnaflar aramızda bir para topladık da. Ya bakma, o kadar şişkin oldun ha, bizde o kadar para ne gezer de. Bu vatandaş sağ olsun onu biraz kabarttı öyle. Ben bunu alamam. Benim için çok şey yaptınız zaten. Bebeğime baktınız. Canınızı tehlikeye atıp beni kurtardınız. Bunu alamam ya, ben. Ya tamam, o insanlık vazifesi ya. Bu ufaklık için. Hem biz de ondan çok şey öğrendik. Mesela gece uykusunun ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Sahi, gece hiç uyutmadı mı sizi kerata? Yok canım. Onun bir gülüş bile bir haftalık uykuya bedel. Değil mi? Neyse, hadi biz yavaş yavaş havaalanına doğru gidelim de uçağı kaçırmadan. Peki. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Sen gidiyor musun? Ben sensiz ne yaparım? Seni çok özlerim. Oh. Allah seni bir daha hiç annenden ayırmasın. Tamam mı? Hep iyi insanlarla karşılaştırırsın. Hep iyi şeyler olsun hayatında. Tamam mı? Tamam kızım, ağlama ya. Bak, bebeği de ağlatacaksın. Daha havaalanına kadar yolumuz var. Yolda nasıl susturacağız sonra? Tamam, ağlamıyorum ama ondan ayrılmak çok zor benim için. Tamam, annesi için de zorlaştırma. Hadi ver artık. Tamam, bir kere daha kork. Hadi istersen artık. Hadi git bakalım. Hadi git bakalım. Hadi o zaman. Allah size de nasip eylesin inşallah. Amin. Çıkalım. Eve gideyim. Ne oldu? Ben kimsesiz çocuklar yararına bir sergiye davet edildim. Bir eserimi vereceğim onlar için. Şu balkonda heykeller vardı ya, onlardan bir tanesini vereceğim. İyi, ver. Ya benim için mahsur yok. Zaten çok da şey değildi yani. Sağ ol ya. Ben de işte yardım falan isteyecektim de. Ya tamam kızım, şaka yapıyoruz ya. Ya Allah Allah. Ya sen de mevzu sanat sepet olunca çok ciddiye alıyorsun ha. Alırım tabii ki. Senin için Beşiktaş neyse benim için de sanat o. Yalnız Beşiktaş aşkımı başka şeylerle karşılaştırmazsan sevinirim. Tamam ya.
Yaparız ne gerekiyorsa. Ne oldu, ne yapacağız? Ya bir sandıkla falan taşıyalım diyorum. Sandık, tamam. Ben o zaman şey yaparım. Cuma ile İsmail'e söyleyeyim. Gelsinler bir ara, bir ölçüyü falan alsınlar. Ona göre bir sandık ayarlarlar. Tamam, çok teşekkür ederim. Ya içine bu patlayan o havalı laylonlardan falan da koyarız olmaz. Ya da sünger. Hani çok çabuk bir şey sıkıştırırlar, bir şey yapırlar yani o. Hani kırılmasın. Olur, çok olur çabuk, daha iyi olur. Kırılmasın diye yani içeride, tamam. Sallamasın, hasar görmesin diye. Tamam. Tamam, ben onu o zaman söyleyeyim, yaptı. Var mı başka bir şey, var mı? Yok. Evet. Şöyle sana ekmek arası, domates, peynir falan yap. İstemem, sağ ol. Şevkat. Müsait miydin? Misafir kabul edeyim mi? Sen misafir misin ya? Hadi gel. Ay yok, ben kamukatçı için dediydim. O da misafir değil. Hadi gelin. Kahve yapayım mı sana da? Ay yok, akşamları içmeyeyim, sağ ol. Oğlum haline baksana ya. Bir tuhaflık var, sanki bir hasta olmuş gibi. Bir şey yok gibi, normal görünüyor. Belki uykusuz falandır. Şimdi mevsim geçişi var ya, onlar da etkileniyor olabilir. Ama için rahat etmiyorsa bir veterinere falan götür istersen. Ya aslında bana biraz psikolojik gibi geldi. Psikolojik? Evet. Ya şimdi bizim bir Nazife vardı kümeste. Çok güzel bir tavuktu ama. Kerata da ona çok aşıktı. Sonra bu Nazife bir anda ölünce bu böyle bir mahzunlaştı yani. Şimdi o geldi aklıma. Bakma yani aslında bunlar da insan gibi bir yerde. Hiç bilemedim şimdi, olabilir. Yani ara sıra Nazife'yi düşünüyor olabilir. Dediğin gibi horozlar insanlar gibiyse sonuçta insan sevdiğini hiç unutmaz, değil mi? Öyle öyle tabii. Ben yani ne bileyim. Yani ölen ölünmüyor sonuçta. Ha yani o kadar tavuğun içinde yaşıyor. Şimdi bu Nazife'nin yasını tutsa ne olur, tutmasa ne olur? Kime ne faydası var? Yok canım, amokaçinin öyle yas tuttuğu falan yok. Sen her sabah gidip kümesten bir sürü yumurta toplamıyor musun? Canım o... Ama duygusal bir durum değil ya. O hani vazife gereği. Bir şey yok onun ya. Üşütmüştür o. Dur ben bir muayene edeyim onu. Amokachi. Böyle ağrı var mı canım? Yok. Peki. Şöyle. Yok. Anlıyorum. Bir gagana açar mısın lütfen? Kursağına bakayım. Belki bademcikleri falan şişmiştir çünkü. Ü de bakayım. Ü. Cid. Ne yapayım ya? Allah Allah. Şuraya iki dertleşmeye geldik, hemen cıvıtıyorsun ha. Boş ver oğlum, boş ver. Kadın işte. Ha sen dertleşmek istedin. Yoksa bu Nazife senin sevgilin miydi? Yani tavuk üzerinden sen onu mu anlatmaya çalışıyordun? He, tavuk üzerinden kendim anlatmadım. Subliminal mesaj veriyordum. Ya kızım tat tuz bırakmadın insanda ya. Yok abi vallahi seninle bu gece muhabbet bana edilmez. Ya tat bırakmadın insanda. Esin, ya geçen Cevdet amcayı gördüm de, ya hali bana biraz bir garip geldi ya. Yani bir tuhaflık vardı. Sanki böyle keçilerin ipini biraz böyle bolartmış gibi yani. Sanki biraz bağımsız takılıyordu keçiler. O ne demek ya? Yani sanki böyle biraz böyle serbest dolaşan keçi gibilerdi. Yani biraz böyle bir firar eğilimindelerdi sanki keçiler. Şevkat, ne demek istiyorsun sen? Saçma sapan konuşuyorsun. Baban keçileri kaçırdı gibi geldi bana diyorum. Ne alakası var canım? Babam niye keçileri kaçırsın? Ben daha geçen gün gördüm babamı. Babam gayet iyi. Hiçbir şey yok babamın. İyi tamam. Gel gidelim. Bakalım bir ziyaret edelim dükkanda. Kendi gözlerinle gör. İyi tamam. Şevkat! Ay. Şevkat! Ne oluyor ya? Ben şu cumaya bakın geleyim de şunu sepetleyeyim. Ondan sonra şey yapar çıkarız, olur mu? Tamam, ben hazırlanayım inerim. Tamam. Şevkat! Kesin ben uyurken kaçırdım, bastı gitti bu ya. Şevkat! Şevkat! Ah sen niye uyuyorsun Cuma Efendi be ya? Sen niye uyuyorsun be? Ne böğürüyorsun lan elden kaydı? Kaçmadın sen be ya. Niye kaçayım oğlum? Kovalayan mı var? Yok yani şimdi 3 milyon paraya çöktün ya, kesin kaçmışsındır diye düşündüm de. Sende bir tuhaflık var be ya. Esas sende bir tuhaflık var. Ama merak etme, benim ellerim şifalıdır. Şimdi senin buradan bir iki kritik noktana şöyle bir dokunurum, hiçbir şeyin kalmaz. Şey, bileti buldun mu acaba? Yok, bulamadım. Çok iyi numara bak. Vallahi bravo. Bize bileti bulamadım, kaybettim deyip parayı tek başına çekeceksin. 3 milyonu çıtır çıtır yiyeceksin. Yemin ediyorum benden daha akıllısın ha. Şimdi sen bana bir IQ testi yaptın ha, ayaküstü. İyi. Şimdi ben de sana bir IQ testi yapacağım. Şimdi 3'e kadar sayacağım.
Evet. Hı. Üç dediğimde hala buradaysan tam bir gerizekalı olduğun tasdiklenecek. Niye ki? Söyle. Bir. Ay! Yok ki tamam. Sağlam kafa, sağlam vücut da bulur. Babamın misafiri var ya. Biz gidelim sonra tekrar geliriz. Misafiri var. Bak bakalım kimmiş misafiri. Yani musikiyi dinlemek eskilerin deyimiyle... benim gibi kafa dengi insanlar bulduğunuz zaman hiç de yalnız değilsiniz. Şevkat, babam kiminle konuşuyor? Dedim sana kızım, Cevdet amca inceden kristali çizdirdi galiba. Şevkat babam heykelle konuşuyor şu anda. Heykelle konuşuyor tabii. Ama sen onu bir de gramofonla konuşurken gör. Aman Allah, bir muhabbet, bir sohbet tadından yenmez vallahi. Gel hadi gel bakalım. Sen cezalısın. Kal bakayım burada tek başına böyle. Dümbelek, sen de buna dikkat et. Ona göre. Bu kürekle mi? Ha? Bu küreklerle mi okyanusu geçeceksiniz? Zor zor batarsınız. Nerede o eski kaptanı deryalar? Şevkat babam kaptırdı gitti, bizi unuttu galiba. Sus sus. Ufaklık, hasır. Niye boynunu büktün bakayım sen böyle? Gel bakayım buraya, anneciğinin kucağına otur. Sen de büyüyünce böyle anneciğin gibi tombiş bir hanımefendi olacaksın. burada ufaklık, o hasır tabure oluyor. Koltukta anne oluyor. Cevdet amca, ben konuştum ufaklıkla. Çok iyiymiş. Dersleri de çok iyiymiş değil mi? Annesini de hiç üzmüyormuş, ellerinden öper. Tanıyorsun değil mi ufaklığı? Tabii tabii. Tanımam mı ufaklık? Hasır çok... Şevkat ne yapıyorsun? Daha da çok aklını karıştırıyorsun babamla. Değil. Suyuna gidiyor kızım. Şimdi suyuna gitmemiz lazım. Yoksa hepten koparabiliriz kontağı. Ne? Tabii. Ne yapacağız? Çıkalım da ben sana dışarıda anlatırım onu, gel. Babacığım. Şimdi fiziksel temas tehlikeli olabilir. Yani ne aşamada olduğunu bilmiyoruz çünkü. Ne diyorsun? Yani evresi önemli, evreyi bilmiyoruz fiziksel temas. Aa. Babacığım, bizim Şevkat'le biraz işlerimiz var da gitmemiz gerekiyor. Ama ben tekrar uğrarım, olur mu? Tabii efendim. Biz her zaman buradayız, bekleriz. Burası sizin yeriniz. Oldu. Görüşürüz babacığım. Geç. Cevdet amca senden korkulur. İndir ellerini artık sen de. Burada baş başayız değil mi? Babamı acilen bir doktora götürmem lazım. Yani hiçbir şey yoktu. Birdenbire ne oldu bu adamı anlamadım. Yok, bu birdenbire olacak iş değil. Yılların birikimi. Adamcağız yıllardır yalnız başına. Sebep bu bence. Haklısın galiba. Ben de çok yalnız bıraktım. Ben babamın yanına mı taşınsam acaba? Canım, senin babanın yanına taşınsan ne değişecek? Ya yarın öbür gün işin gücün olacak. Ne bileyim, yeri gelecek, şehir dışına çıkman gerekecek. Yani ne kadar yanında durabilirsin ki? Bence onun bir hayat arkadaşına ihtiyacı var. Şevkat, ne diyorsun ya? Gerçekleri söylüyor musun? Ben bunu bir düşüneyim. Thank you.
ya, ben inanmıyorum Şevket'in böyle bir şey yapacağına. Vallahi biz de inanmıyoruz ama Cuma Usta çok kesin konuşuyor. Selam kızlar. Hah, kendisi de geldi, kendisine soralım. Şevket, nedir bu piyango meselesi? Sen işte bileti saklamışsın, paranın üstüne yatmışsın falan. Yattım. Parayı yere serdim, üstüne yattım, yorganı da çektim. Zobayı da yaktım ayak ucumda. Oradan zoba söndükçe aldım balyaları, attım, harladım zobayı. Abi sakin ol. Ben biliyorum senin öyle paranın üstüne yatmayacağını da. Ne oldu bilet peki, nerede? Ne bileyim ben. Bir bilsen masanın üstüne bıraktıydım, işte bir anda yok olmuş. İnşallah bulursunuz. Şey, sen gelmiyor musun müzayedeye? Ha müzayede, ha geleceğim geleceğim. Bir şey yapayım ben aşağı, üstüm başım değişsin. Bir kuş falan alayım, geleceğim ben, tamam. Tamam, ya ben arabayı galerinin orada bıraktım. Sen bir Miço'yu arasan, arabayı o buraya getirse olur mu? Yok, tamam ben onu hallettim. Getirdim ben arabayı sen. Onu söylemeye geldim zaten de şey yok. Ay süpersin, teşekkür ederim. Ne yapalım, biz seni bekleyelim mi? Bizimle gelmek ister misin yoksa? Yok, siz çıkın çıkın, tamam. Ben de şey yapayım zaten, görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Hadi biz de çıkalım, hadi. Benim arabam nerede? Kapının önüne getirdim demişti. İleri bir yere mi park etti acaba? Bir arasana. Ay inşallah öyle bir şey yapmamıştır. Bizim topuklularla nasıl gideceğiz oralara ya? Şevkat, kapının önünde dedin, araba yok burada. Nasıl görüyorum? Kapının önünde işte kızım. Yok işte, koskocaman arabayı görmeyecek miyim? Evin önünde olsa görürdüm herhalde. Bak şimdi. Şimdi tam böyle... Evden çıkıyormuş gibi dur. Tamam, duruyorum. Şimdi tam böyle saat bir yöneye doğru dön. Evet. Tamam, işte orada. Tam karşımda bir araba var da bu benim arabam değil. Yok, bence o senin araban. Hatta anahtar bile kontağın üstündedir bence yani, o derece senin. Şevkat, ne diyorsun? Ya kızım, işte Cevdet amca senin bu... Anlayışlı tavrından çok hoşlanmış, çok hoşuna gitmiş ya. O da böyle seni mutlu etmek için sana böyle bir hediye almış. Ben de işte getirdim, kapının önüne koydum ya. Ay inanmıyorum. Şevkat, seni çok seviyorum. Yani seni, babamı, herkesi çok seviyorum bugün. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Kızlar, atlayın. Yeni arabamla gidiyoruz. Müzayede salonu burada. Ah bunu al, gel. Şevkat! Ne yapıyorsun? Oğlum siz ne arıyorsunuz lan burada? Ya gitme ya. Oo maşallah, takım elbise çok yakışmış. Kaça aldın? Hangi parayla acaba? Oğlum Cuma, bana bak, seni burada kum torbası yaparım. Sabaha kadar dinlene dinlene döverim akıllı ola. Şevo, oğlum ortam çok kıyaktan. Bana bak, kızlar da çok güzel ya. Oğlum artık şu bileti bul lan. Oğlum tamam, bulacağız lan. Elbet çıkacak bir yerden. Şevkat, ne olursun bul şunu artık. Bak rüyalarıma girmeye başladı. Sinirim bozuldu. O ağzım başım ayrı oynuyor yani. Ya oğlum, sanki ben almışım gibi. Tamam diyorum, bulacağız. Kes, uzatma. Geçin oturun şöyle, ses çıkartmayın. Oturalım da ya. Bu arada katılmanıza çok sevindim Esin Hanım. Açılışı sizin heykelinizle yapacağız. Öyle mi? Ayrıca heykelinize bayıldım. Ben bile satın alabilirim onu. Çok teşekkürler. Bunu sizden duymak çok kıymetli. O kadar merak ediyorum ki heykeli kim alacak, ne kadar paha biçilecek. Umarım faydası dokunur. Aa merhaba. Ne haber? İyidir, hoş geldin. Sevgili konuklarımız, Uçuk Kaçık Sanat Vakfımızın Kimsesiz Çocuklar Yararına düzenlediği müzayedeye katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Babam yetişemedi ya. Ya merak etme, gelir. Trafiğe takılmıştır. Değerli sanatçımız Esin Uçar'ın Saklı Servet isimli heykelini açık arttırmaya sunmadan önce... Münadi olarak görev alma ricamızı kırmayarak bizi onurlandıran Sayın Cevdet Uçar'ı kürsüye davet ediyorum. Sevgili dostlar,
Hepinize saygı ve sevgiyle selamlarım. Sevgili kızım Esin, bana bu onuru yaşattığın için sana çok teşekkür ederim. Bayanlar baylar, açık artırmamız başlıyor. Saklı Servet adlı heykelin açılış fiyatı 1000 lira. Buyurun. Başlayayım. Ay. Evet. 1100 TL. 1100 dendi. 1500. 1500. 2000 lira. 2500. 2500. 3000. 3500. 3500. 4000. 4000. 4250. 4250. 4500. 4500. 5000. 5500. 5500. 5600. 5600. 5600. Evet, yok mu artıran? 5600. 5600. 5600. Satıyorum. Satıyorum. Saat. 10.000. 10.000. Eyle bre. Zengin çocuktu be. Baba parasını ben de basarım. 10.000 dendi. Buyurun. Yok mu artıran? 10.000. 10.000. Satıyorum 1. Satıyorum 2. Saat. 11.000. 11.000. 11.000 dendi. 12.000. 13.000. 14.000. 14.000. 15.000. 15.000. Yok mu arttıran? 15.000. Satıyorum. Agalar, bizim bütün bilet parasını galiba bu dandirik heykele verecek bu veya. Satıyorum. Saat. 20.000. 20.000. 21.000. 22.000. 23.000. 23.000. 24.000. 24.000. 25.000. 25.000. 25.000. Yok mu arttıran? 25.000. Satıyorum. Satma. Satma. Tut bunu lan artıran. Satıyorum. Artıran lan. Saat. 30.000. 30.000. Oh. Sat. Ver gitsin. Hadi kaç. Sat. Ver gitsin. Sat. Satıyorum. Ver, sat. Ver, 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 ver. Sattım. Ne? Bravo. Bravo sazanım benim. Oh, 30.000 lira. Hayırlı olsun. Oğlum solitör müsün lan sen? Senin gibi aynalı sazan olmak da nedir? Ayrıca babanın parası da. Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Şevkat. Yalnız sabrım taşmaya başladı artık ha. Öyle mi? Tam zamanı koçum. Gel bakayım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. İçinden çıktı be. Ney? Gördünüz mü? Bir de beni suçluyordunuz. E suçlayacağız tabii be ya. Evde bir çanta dolusu para vardı. Onlar ne ayak bakan? Oğlum o filmcilerin kamyonundan düşen sahte para onlar. Peki lüks araba? O da Esin'in yeni arabasıydı. Neyse Cuma. Sevkat, bilet bulunduğuna göre bir daha kaybetmeyelim. Onu ben alayım da bende kalsın ya. Kardeşim ortalık karambol. Ben alayım onu. Ne olur ne olmaz. Bir dakika arkadaşlar, bir saniye. Benden iki süt lafım var. Şimdi bu bilet bu heykelin içine nasıl girdi benim hiçbir fikrim yok. Allah tam olarak ben de bilemiyorum. Ama belli ki bu işte bir keramet var. Şimdi bu heykelin adı neydi? Saklı Servet. Saklı Servet. Heykelin adı Saklı Servet ve milyonluk bilet o heykelin içinden çıkıyor. E şimdi bu heykelin parası kimsesiz çocuklara bağışlanacağına göre... E bilet de heykelin içinde olduğuna göre... Oraya mı vereceğiz la parayı? Yok. Kimsesiz çocuklara vereceğiz. Nasıl yani? Öyle. Muhtar efendi. Hadi bakalım, her şeye bir izah getiriyordun. Buna da getir. Evet, evet. Çok özel bir hikmet var ama ben çözemem. Arkadaşlar, biz dün neysek bugün de oyuz. Ama siz şu bilet için bana yapmadığınızı bırakmadınız lan. Bu da ne demek oluyor? Demek ki para sizi bozuyormuş abi. Bu kadar basit. Daha elinize geçmeden dingildemeye başladınız. Demek yarın öbür gün para elinize geçtiğinde ne yapacaktınız? Allah bilir. Neyse. Ben bu biletteki kendime olan hisseyi kimsesiz çocuklara bağışlıyorum. Durun, durun. Ben
burada şov yapmıyorum. Ben burada şov yapmıyorum. Çok ciddi bir şeyden bahsediyorum. Ben zaten zenginim lan. Benim dostlarım var oğlum. Benim mahallem var. Benim kral gibi hayatım var. Benden zengini yok. O yüzden siz de ya bu biletteki hakkınızı bağışlarsınız ya da bu paraları çekip çatır çatır yer, ondan sonra da yüzüme nasıl bakacağınızı düşünürsünüz. Karar sizin. Bağışlıyorum lan ben de. Ben de bağışlıyorum ne yapayım? Niko, hadi. Ama Şevkat tabii ki ben de mahallenin muhtarı olarak bağışlıyorum. Evet, bizim mahalleye de bu yakışır zaten değil mi Üzeyir? Bağışlıyorum ben de, ne yapayım? Evet, beyler. Var mı arttıran? Cuma. Şimdi o zaman... Cuma. Tamam ya. İşte ben de başlıyorum. Helal lan sana. İşte biz buyuz oğlum, işte biz buyuz. Bir dakika. Al kız. 3 milyon bizim mahalleden. Güle güle harcasın yavrular. Gördün mü lan denek? Babanın 30 bin lirasını alıyordun. Bak biz 3 milyonu verdik, nasıl eğleniyoruz? Farkı var. Cuma tut şunu da kaldırak lan. Alın sana. Daha iyi ya. 2 tane sanat eserimiz oldu işte ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.